Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. O geldi, o gitti, transfer oldu, stoper, santofor biliyorum kafanız doldu. Ama çok önemli bir maç yarın bizi bekliyor. Trabzonspor takımımız deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Biraz maç öncesine değineceğim. Son durum ne? Trezege'deki son durum ne? Oynayacak mı oynamayacak mı? Bu detayları paylaşalım. Artı Trabzonspor takımımızın transfer gündemiyle alakalı önemli gelişmeler var. Hepsini teker teker resmi teklifler gitti. Görüşülen isimler stoperde, orta Sağ'da, hücum bölgesinde. Özellikle Santofor'da çok ciddi bir havuz var arkadaşlar. Ve resmi teklif iki oyuncuya birden gitti. Bütün bu detayları da videomuzda değerlendireceğiz şimdi. Bir kere Başakşehir takımı şu an arkadaşlar ellerini açmış bizi bekliyor. Son 5 maçtır kazanan, 5'te 5 yapan bir takıma gideceğiz. Çok formda, gerçekten çok formda olan bir Başakşehir'e karşı oynayacağız. Deplasman'da Pendi 3-2 yendiler. Bu arada içeride Beşiktaş'la 1-1 beraber kaldılar. Onu saymıyorum. 6 maçtır kaybetmiyorlar. Deplasman'da Pendi 3-2 yendiler. İçeride Rize Spor 2-0 yendiler. Deplasman'da Hatay'ı 2-1 yendiler. İçeride Kasımpaşa'yı 4-1 yendiler. Deplasman'da geçen hafta Sivas'ı 0-1. 1-0 yendiler. Kasımpaşa takımı gerçekten çok iyi bir takım. Takım halinde hücum yapabilen, takım halinde savunma yapabilen, sistemi olan Çağdaş Atan biliyorsunuz arkadaşlar. Şu an Başakşehir'in başında Avrupa Kupalarını kovalıyor ama aslında Trabzonsporlu bir teknik adam. Hani ileride inanıyorum ki Çağdaş Atan da çünkü... Onun da en büyük hedefi Trabzonspor'da çalışmak. İleride inşallah Çağdaş Atan da Trabzonspor takımının teknik direktörü olur. Bir oyun karakteri oturtmaya çalışan, güncel, futbolu takip eden, yurt dışını çok iyi takip eden, futbol bilgisi bana göre çok üst düzey olan bir isim Çağdaş Atan. Oyunda taktiksel anlayışı olan bir isim. Yani çıkartıp ya ben sadece savunma yapıyorum ya da hücum yapıyorum ya da hadi çıkın oynayın gibi bir taze değil. Frikine kadar, duran topuna kadar, en ince ayrıntısına, taçına kadar bütün detayları kurgusunu yapan, maçtan önceki bütün senaryoları kafasında oynayan, oyuncularını anlatan, oyuncuları da buna göre planlayan bir teknik adam çağdaş atan. Bakın, son 5 beş maçta 5'te 5 beş yaptı. Normalde ben şunu söylüyorum sizlere. Bizim Başakşehir'le bu maçı final maçı gibi oynamamamız lazım. Biz işimizi bitirmiş, kupaya hazır bir şekilde bu maça gidip ne olursa olsun abi önemli değil. Rotasyonlu bir kadro genç oyuncuları oynatarak bir geçmemiz lazımken adamlarla aramızdaki puan farkı arkadaşlar maalesef e, 3 şu anda. Onların 58 bizim 61 puanımız var. Bizi yendikleri takdirde iki lavaraja da bakılabilir. Artı bir maç daha var. Matematiksel olarak bizim dördüncülüğe düşme ihtimalimiz var. Konfederasyon kupası. Burada bir ciddi bir durum var. Tabi dediğim gibi bir hafta içerisinde iki kupadan da olabilirsin. Santofor'da Piotek var. 14 tane gol attı. Stoper'de iki tane yabancı stoperi var. Biri 1.92 boyunda, biri 1.94 boyunda. İki tane uzun hava hakimiyeti olan stoperleri var. Yani Onaccio'nun bu maçta diğer maçlara nazaran biraz daha zorlanabileceğini düşünüyorum. Ama iyi bir Onatçu gene golünü atar arkadaşlar. Trezegen'in son durumu nasıl? Merak ediyorsunuz biliyorum. Arkadaşlar Trezegen'in Maçta ben kesinlikle ilk 11'de beklemiyorum. Kadroya girmesi de şüpheli söylemek istiyorum sizlere. Çünkü Türkiye kupası bizim için olmazsa olmaz. Özellikle hem kupayı alıp hem üçüncülük için hem de rakip Beşiktaş. Hani Başakşehir gene elimizdeki kadrodaki oyuncularımızla beraber üstesinden gelebiliriz. Oynanan oyun bana güven vermiyor. Başakşehir maçı benim için gerçekten hem bir sonra üç gün sonra kupa maçı olduğundan dolayı birazcık benim için tehlikeli gözüküyor. Ben hani... E şöyle de bir Başakşehir'in iç saha maçına baktığım zaman bakın 33 tane puan, 33 puan toplamış. İçeride 10 tane galibiyet, 3 tane beraberlik, 5 tane de mağlubiyet almış. Kolay kolay mağlup olmayan bir takım. Deplasmanda da 25 tane puan almış ama iç sahada da ligde 6. sırada gözüküyor Başakşehir takımı. Yani Samsun deplasmanına baktığımda Başakşehir deplasmanı daha bir zor. Samsun deplasmanında yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Ve arkasında Türkiye Kupası finali var. Allah korusun İnşallah sıkıntılı olmaz. Çünkü bir hafta içerisinde gerçekten çok kötü bir pozisyon içerisine girmiş olabiliriz. Zaten dün videomuzda konuştuk. Trabzonspor takımımız ekonomik tablosu da kötü. 100 milyon ödendi, 140 milyon daha ödenecek. Oyuncularımız bizi FIFA'ya şikayet ettiler ve burada da giden oyuncularımız bizi FIFA'ya şikayet ettiler. Bu da bizi ciddi anlamda sıkıntıya soktu arkadaşlar. Maçın detayını konuşacağız. Kadrolar belli olacak. Teridmanı yapılacak bugün. Ondan sonra zaten daha da detaylı bir kadroyla beraber karşınıza çıkacağız arkadaşlar. Şimdi benim önemli detaylarım var arkadaşlar. Thomas Mönü'ye resmi teklif yapıldı mı? Şimdi kulübümüz tarafından yapılan yani yakın çevresinde söyledikleri bazılarının yöneticilerimizin diyelim yakın çevresinde söyledikleri kulübümüze resmi bir teklif gelmedi bilgisi var. Thomas Mönye Atletico Madrid'in ilgilendiğini biliyoruz. 6 ay içerisinde aldım. Oynattım. Ve sezon sonunda bir sene sözleşmesi var. Thomas Mönye daha bundan bir ay önce falan bir açıklama yapmıştı. 2025 yılına kadar en en iyi, eğer yani en az 2025'e kadar Trabzon'dayım dedi. Yani uzatabilirim bilirim mesajı da vermişti. Ama şöyle bir şey var. Trabzonspor kulübümüzün resmi bir teklif almadığını doğrulatabiliyoruz. Ve şöyle bir şey var. Peki bu nereden çıktı? Bu nereden basına da geldi? Arkadaşlar menajeri tarafından kulübümüzün bir bilgilendirildiğinin haberi var. Bu çok önemli bir iddia. Thomas Mönye'nin menajeri tarafından bu bilginin geldiği söyleniyor. Şimdi ben Thomas Mönye'yi tanımam etmem. Ee, ama bakın ama diyorum neden? Thomas Mönye'yi tanımam etmem ama e, Atletico Madrid gibi bir takım Thomas Meunier'i daha önce istemiş şimdi tekrardan istiyor. Kadromuza katalım seni gel kardeşim dediklerinde Thomas Mönye'nin saniyede kafası değişir. Saniyede döner arkadaşlar. Doğruya doğru konuşmamız lazım. Yaşı gelmiş 32. Orada gider 2 sene 3 sene sözleşmeye imzalar. Adam La Liga'da yani Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi o bu. Yani sürekli Avrupa Kupalarında olan bir takım. Ve oyuncu Avrupa'ya tekrardan daha göz önüne gitmek isteyebilir. Bunun altına çizeyim oyuncu şimdi şunu söyleyebiliriz ya bu adam Dortmund takımı 6 ay önce niye almadı da şimdi alıyor diyebiliriz. diyebilirsiniz. Belki orada bir sakatlık oldu. Belki şartlar değişti ve bizdeki performansı belki de adam tekrardan gündeme getirdi bunlarda. Ama şu algıda yıkılır mı? Biz Thomas Mönyö'ye ilk geldiğinde sakatlıklar yaşamış. İşte yaş 32 ya 32 yaşında adam sakatlık yaşamış. Ne işi var burada? Ne gerek var? Git genç al oynat sat. Bu adam oynatıp satamayacağım bedavaya gidecek. Algısını yıkabilirler mi bu şekilde? 6 ay oynatıp bir de oradan para kazanıp sattığını düşün Atletico Madrid'e. Eğer Atletico Madrid de ya ben Thomas Mönch'ü alacağım diyorsa arkadaşlar iyi bir para verir. İyi bir bon servis verir. Yani oradan gelecek olan para 4-5 milyon euro verince acaba kulübümüz şöyle bir ulan 4-5 milyon euro bizim bütün borcumuzu öder. Bütün kapatır. Sağbeke daha gençten sonra seneye serbest kalacak Bakasetas. Ondan gitti. Sezon sonra serbest kalmasın diye gitti şampiyonluğa giden bir senede hemen bir sabek arayışlarına girilir mi? Ki hemen bir sabek arayışı var zaten. Bir tane daha sabek konuşuluyor hatırlayın. Yerli merli konuşuluyor ama sabek bakılıyor şu anda. Belki de bunun kontrası. Kulübümüz tabi Men Mendy'e teklif var. Thomas Mönye'ye teklif var. Uğurcan Çakır'a teklif var. Trezeguet teklif var, Onatçı gidiyor, Pepe gidiyor arkadaşlar. Bu takımın içi bomboş kalıyor. E Zaten borç yükü var. Sen bu gidenlerin yerine gerçekten iyi oyuncu koyamazsan, o zaman büyük problem yaşarsın. Şampiyonluk hayal olur. Gerçekten hayal olur. Üçüncülük, dördüncülük daha hayal olur. Yani bu en önemli bir konu. Gerçekten bunu e, dikkat etmek lazım. Şunu da e, çok merak ediyorum. Şunu da çok merak ediyorum. Gerçekten Thomas Müller e, o algıyı. Kırar mı? Bir iddia var. Hani bu tabii ki de teyitsiz bir iddia ama e, şimdi Antalya Spor'da biliyorsunuz Santofor Adam Buksa'nın adını bizimle geçirmişler. Şimdi bu bir iddia. Yani bu büyük bir ihtimalle hani e, olmayacak bir iddia ama şimdi sizler de çok fazla konuşuyorsunuz. Bizim kanalımızın konsepti farklı bir konsept. Çünkü biliyorsunuz biz Trabzonspor'umuzu konuşuyoruz sohbet ediyoruz. Ligimizi konuşuyoruz. E, Trabzonspor takımıza çıkan haberleri konuşuyoruz ve e, gelişmeleri teker teker anlatmaya çalışıyorum. Zaten gördüğünüz gibi sabah, öğle, akşam elimden geldiçe bütün bilgileri veriyorum ve ben bunları yorumluyorum ve futbol bilgimi katıyorum. E, biliyorsunuz görüyorsunuz kanalımızın konsepti gereğinde de birçok şeyi konuşabiliyoruz burada. Çok da free'yiz, özgürüz. Kimseye bir bağlılığımız yok. Allah'a şükürler olsun. Şimdi Adam Buksa bu sezon Altay Spor'da 33 tane maç oynadı. 15 tane attı. 2 tane de asist yaptı. Oyuncu Polonya milli takım oyuncusu biliyorsunuz. 14 tane maçı var orada. 6 tane golü var. 2021 döneminde ilk çağrılmıştı. Ama şu anki donumunu bilmiyorum ama Adam Bursa gerçekten canlı da izlediğimiz bir santofor. Hem pivot görevini yapabilecek. Hem arkaya koşabilecek. Hem topu tutan, futbolu bilen, pas oyununu iyi oynayabilen iyi bir oyuncu. Ama... Bu isim Trabzonspor takımımız anıldı. Birkaç kişi tarafından geçirildi. Yalnız boyu da 191. Pivot özelliğinde çok iyi görebiliyor. Yalnız sezon sonunda tabii ki de oyuncu Antalyaspor'dan ayrılacak. Ee, 2027 yılına kadar Lens takımında sözleşmesi devam ediyor. Yalnız kiralanabilir mi bu oyuncu da tabii ki de düşünülüyor ama Adam Buxar'la alakalı net bir durum söz konusu değil. Gündeme getirilmiş, gündemde adı geçmiş. Biz de tabii ki de gündemimize hemen alıp kısa bir şekilde geçeyim dedim. Nasıl olur diye soran olursa ben Antalya bir 4-5 maçına gidip izleme fırsatı yakaladım. Bizim maçımızda gördüm, Galatasaray maçında gördüm, birkaç tane Anadolu takım maçında gördüm. Gerçekten Santofor'ları zorlayabilen, topu bilen ve gol şansı yüksek olan bir oyuncu. 15 tane attı Antalya Spor'da zaten. İyi bir oyuncu, iyi bir Santofor. Olabilir, olabilir ama biz e, Santofor'da özellikle tabii ki de e, resmi teklifi yaptığımız bir isim var. O isimde de Roman Yaram Yaram Huç e, Yaramçuk Yaramçuk <laughs> Söyleyemiyoruz adamın çok kötü bir adı var arkadaşlar Roman Yaramçuk e, ismi gündeme geldi ve Trabzonspor takımımız yoklamasını yaptı teklifini yaptı oradan gelecek haberi bekliyorlar şimdi bu resmi bir teklif gitti haberi var. Resmi teklif gitti haberi var. Bu arada bu formayı giydim ki havaya girelim. bir maçın havasına girelim yani birazcık renk katalım istedik kanalımıza. Böyle bir resmi teklif iddiası var. Bu tabii ki de çok önemli. Ee, ve bu oyuncuyu kiralama formülü söz konusu. Kiralayabilir miyiz? Onu kovalıyoruz yarım çukur. Aynı şeyleri tekrarlamayacağım ama e, oyuncunun oyuncunun aynı şeyleri tekrarlamayacağım. E, bu sezonda maalesef ee, yani bakıyorum şurada 32 tane maç, 2 gol, 4 tane asist yapmış. Ee, şimdi tabii ki de şöyle bir baktığım zaman, pardon yanlış söylüyorum. Biz önceki senesine bakıyorum. Kusura bakmayın hemen düzeltiyorum. Geçtiğimiz dönem bunu yapmış. Bu sezon 3 tane gol atmıştı zaten öyle hatırladığım kadarıyla. Ligde 23 maçta 3 gol. Avrupa Kupaları, Lig Kupası, elemeler falan derken 32 maçta 8 gol atmış oyuncu. Asist çok. Santofor oyuncusu 1300 dakika oynamış ama asist hiç yok. Bu da tabii ki de enteresan bir durum. Bunu da sizlerle beraber paylaşacak. Stoper'de dün konuşmuştuk birazcık. Emirhan ve Eray Cömert ön planda arkadaşlar. Tabii Berat'ın durumu bekleniyor. Şimdi Berat'ın da gitme ihtimali var. Takımın içerisi boşalırsa Allah korusun büyük bir problem yaşarız. Burada da Trabzonspor takımımızın yönetimi, hocanın takım kurma yönünde bence bazı oyuncularda kırmızı kart göstermesi lazım. Ben bu oyuncuyu vermeyeceğim bu oyuncu benim kadromda duracak demesi lazım. Çünkü biz şampiyonla oynamaya gidiyorsak kadromuzu bozup ben onu satayım onun yerine yenisini getireyim oğlum biz bu işleri beceremiyoruz arkadaşlar. Biz bunları daha önce vakayemeleri gönderdiğimizde, sörlotları gönderdiğimizde biz bunları yaşadık, yaşıyoruz yani. Biz giden oyuncunun yerine koyma işinde çok başarılı değiliz. Transferlerde bu bir sıkıntı oluyor ve tutan oyuncularımız varsa takımımızda bazı iskelet kadroyu kurman lazım. Ya ben bu oyuncuyu satmamam lazım demen lazım. Fernandes'in takım içerisinde özellikle gitmek gibi bir düşüncesi olmadığını söyleyebiliriz. Fernandez kalmak istiyor. Ben burada kamp geçirmek istiyorum diyormuş arkadaşlar. Fernandez'i gider mi kalır mı derken Denswil, Fernandez, Ryan Bunny'e, Hüseyin Türkmen, Ben Kovic'e yollar ayrılacak. Ama biz burada Mendy'de oynatıyoruz. Dansville oynatıyorsun. Hüseyin Türkmen geliyor. Bir yerli stoper bakılıyor. E bir tane de yabancı getirilecek diyorsun. Arkada da bir problem var. Bakalım nasıl bir gelişmeler olacak. Bunları göreceğiz ama Santofor'da Roman... Ee, Yaramçuk, özellikle birinci sırada Tolu e, Ak Akarobio, Akadare, Akarokadere, pardon, Arokadere arkadaşlar çok sabah erken kusura bakmayın isimleri söyleyemedik bu videoda böyle oldu hakkınızı helal edin ee, yani çok erken çekiyorum videoları çünkü biliyorsunuz biz bir şantiyeciz bu aralar işlerimiz var. Hakkınızı helal edin. Bu şimdilik bu kadar olsun. Ben de çünkü kontağı kapattım şu anda. Trabzonspor takımımızın e, gelişmeleri olacak. Gün içinde zaten karşınıza geleceğim tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.